Şimdi de sizleri her sokağa tarih kokan İskandinav şehri Stockholm'e götüreceğiz. Kuzey'in Venedik'i olarak anılan Stockholm, hediyelik eşya dükkanları ve farklı konseptli kafeleriyle turistlerin de gözdesi. Arkadaşlarımız Işıl Açıkay ve Murat Tuzcu da bu muhteşem şehri keşfe çıktılar. Hadi gelin izleyelim birlikte. Stockholm, Baltık Denizi'nin içinden geçtiği bir liman şehri. Bu turistleri kendisine çekiyor. Rengarenk evleri, tarihi yapıları ve o eşsiz dokusuyla turistler burayı keyifle geziyor. Türk Hava Yolları İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından Stockholm'e varıyorsunuz. Şu anda Mayıs ayındayız ama yine de sıcaklık 8-9 derece. Soğuk bir iklime sahip Stockholm, herkesi kendine hayran bırakan manzarasıyla da fotoğraf sevenlerin cazibe merkezi. Tarihi yapıları ve görkemli mimarisiyle hala 13. yüzyılda. Stockholm sokakları Vikinglerin izlerini taşıyor. Burası eski şehir Glamstan. Baktığımız zaman işte bu evin köşesinde bir parça kalmış Vikinglere ait. Evlerin köşesinde bunları görüyoruz. Demir, bu da yine demir. Neden? Çünkü at arabaları bu dar sokaklardan geçerken evlere zarar vermesinler diye işte bu korumaları yapmışlar. Gamlestan, yani eski şehrin büyük meydanı gezilecek en iyi yerlerden. Sadece Stockholm'un değil, İsveç'in de sembolü. Burası turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Stockholm'deki ünlü Stortorget Meydanı. Birçok tarihi yapı var ve eser var. İşte onlardan biri tulumbayla su çekilen çeşme. Ama her yıl dünyanın gözünü buraya çeviren bir şey daha var. Nobel Müzesi de yine bu meydanda. İşte hediyelik eşya dükkanları rengarenk. En çok da bu at figürlerini görüyoruz. Buraya özgü dala atları, el yapımı, ahşap oyuncaklar çok fazla var. Birçok figürde yine ahşap oymacılığını kullanmışlar. Kutuda da görüyoruz bunları. Ve bir de burada Türk çocuklarının da bildiği bir çizgi film kahramanı Peppi. Peppi'nin de yine figürleri İsveç'te çok meşhur. Gidenlerin büyük beğenisini toplayan Skansen ise geçmişten günümüze İsveçlilerin doğal yaşamını sergileyen açık hava müzesi. Skansen, Stockholm'e gelen turistlerin listelerini aldığı bir yer. Burası açık hava müzesi. 150'den fazla İsveç'i anlatan ev var 1800'lerden bugüne kadar. Aile yaşantıları bu evlerin içinde duruyor ve mutlaka o evde daha önce yaşamış birinin yakını da o evin kapısında bekliyor. İşte baktığımız zaman burası 1900'lerin başında kurulmuş bir ev. O zamanlar ufak alanlarda çok kişi yaşıyor. Burada yaklaşık 5 kişilik bir aile yaşıyor. İkiye bölünmüş ev. Bu tarafa döndüğümüz zaman da yine İsveçlilerin günlük yaşantısını görebiliyoruz. İki yerde yatak var, bir masa var ve burada bir soba var, ocak olarak da kullanılan. Buranın yapısını ve tarihini okul çocuklarına ve ziyaretçilere anlatıyorum. Skansen'de aynı zamanda bir açık hava hayvanat bahçesi de var. Özellikle çocuklar çok yoğun ilgi gösteriyorlar. Birçok hayvan burada izlenebiliyor. Lemurlar da işte bu kafesteler. Kültürün ve sanatın merkezi olan şehirde en çok tüketilen gıdaysa balık.